Herkese yeni bir Atlas bölümünden merhabalar. Bu bölümde Ford özel araçları açıyoruz çünkü öyle denk geldi. <laughs> Birçok farklı Atlas aldım. Bunları ben böyle alt dışarılı onlu şekilde açmaya çalışıyorum. Bir baktım altı tanesi zaten Fordmuş. Dedim o zaman bir Ford özel bölümü yapalım. Altı farklı Ford araç var elimde. Bir adet 2017 model. Ford GT var. Ford GT'ler zaten kanalda artık bayağı yer edindiler. Bir adet Ford Escort RS200 var. Bu da bilindik bir araba. Artık nispeten bilindik bir araba daha doğrusu. Biraz sonra detaylarını anlatacağım. Bir adet yine 70 model Ford Escort RS 1600 var. Biraz sonra bunu da anlatacağım. <laughs> Aslında hepsi paket açışını anlatacağım zaten. Bir adet 87 model Ford Sierra Cosworth var. Bunu daha önce çok açtık kanalda. Farklı farklı renkleri vardı. Özellikle mavisi ve turuncusu. En sevdiğim renkleriydi. Kırmızısı da olmuş oldu. Son derece güzel ve detaylı bir model. Bir adet Ford Bronco var. Brankoları da yakın zamanda açtık sayılır ama bu daha da güzeli. Hepsinden güzeli bence. Tekerlekleri konusunda biraz şüphelerim var. Biraz sonra detaylarına değineceğim. Bir de Ford Shelby GTR 350'miz var. Bunu da biraz sonra yakından inceleyeceğiz. Son derece güzel görünüyor ve bu bölümdeki en havalı araba olabilir. Hadi lafı fazla uzatmadan bunların paketini açmaya geçelim. Evet şöyle her videoda olduğu gibi 6 aracı aldım. Masaya geçtim. Şöyle bir kenara alayım. Öncelikle bu bölümdeki tek su araç olan Branko ile başlamak istiyorum. Şöyle paketini açayım. Branko'yu daha önce açmıştık bu kanalda. Daha önce turuncu modelini açmıştık. Ona gerçekten hayran kalmıştım. Ama kırmızısı bence daha güzel. Belki lastikleri siyah olsa güzel olabilirdi ama bu sefer lastiklerin rengi beni çok fazla rahatsız etmedi açıkçası. Gördüğünüz gibi bütün detayları yerinde. Önde farları çok detaylandırılmamış ama önde çok güzel bir şekilde Branko yazıyor. Bu gerçekten hoşuma gidiyor. da en sevdiğim özellik bu olabilir aslında. Yine yan tarafında ufak tefek stickerları var. Şöyle çamur detayları yapılmış. Biraz daha yakından göstermeye çalışayım. Sanki böyle çamurlu bir yarıştan biraz önce çıkmış gibi duruyor araba. Gördüğünüz gibi çamur detayları bayağı iyi. Bu arada çamur detayları ile lastik renginin uyumu hoşuma gitti. O yüzden lastikle bu bölümde beni çok rahatsız etmedi. Arka tarafında şöyle bir yedek lastik var. Üzerinde herhangi bir şey yazmıyor. Şuraya bir de sanki böyle yakıt deposu takılacakmış gibi bir ekstra alan var. Hani böyle olur ya o üstünde çarpı olan yakıt depolarından. Üzerine takılacakmış gibi duruyor. Camları siyah. Aynı detayları gayet güzel yerinde. Soldan direksiyonlu. İş detaylarını biraz daha göstermeye çalışayım ama çok fazla belli olmuyor. Çünkü iş tasarımı komple siyah yapılmış. Altını göstereyim. Alt kısım dümdüz. <laughs> herhangi bir detayı yok. Yükseltmeler olduğu için çok fazla detay eklenmemiş gibi duruyor. 21 Ford Bronco yazıyor gördüğünüz gibi. Hot Wheels'ın logosu var. Bu kadar. Başka da bir detayı yok. Yine de Ford Bronco'lar aldığım en iyi su araçlar, arazi araçlar arasında yer alıyor olabilir. Gerçekten mesela bir Nissan'la şöyle kıyaslayalım. Bir önceki Japon arabaları videosunu açtığımız Nissan Patrol Custom'la bir kıyaslayalım. Mesela bakın şu anda Nissan'ın ikisi arasında çok fazla böyle bir şey kalite farkı yok açıkçası. Gördüğünüz gibi Nissan jantlarıyla hemen hemen aynı lastikleri var sadece renkleri farklı. Çok da böyle hani abartılacak bir değişim göremiyorsunuz. Bu biraz ilginç geliyor. Sadece Branko biraz daha yüksek. Yine de Branko daha çok hoşuma gitti benim. Bu keskin hatlı tasarımı çok hoşuma gidiyor. Bir de şöyle mesela üstünde tırtıklı kısımları falan var. Gerçeğe daha yakın model olmuş. Sadece ön farları boyanmamış. Boyansa daha da güzel olabilirmiş. Branko'yu şöyle kenara alayım. Devam edelim. Kimden devam edelim? Cosworth'ten devam edelim. Ford Sierra Cosworth 87 model. <laughs> Paketi açılmadı. Şöyle yine bütün detayları yerinde olan bir arabadan söz edeceğim. Ön farları görüyorsunuz. Ön farlar camlı. Zaten bu Ford Sierra Cazorla'nın en sevdiğim özelliği buydu. Ön farların camlı olması. Üst kısmında Castrol yazıyor. 87 logosu var. Çeşitli logolar var yine sağında solunda. Kırmızıyla uyumlu beyaz şeritleri var. Renk uyumu çok güzel. Jantlar altın sarısı olmasa daha güzel olabilirmiş bu arada. Jantların altın sarısı olması bir tık böyle bir hani şey hissi uyandırıyor lan. Öyle olmasa mı acaba diyorsunuz yani. <laughs> Arka tarafta şöyle bir düzgarlık kesti var. Son derece güzel gövdeyle birleşik metal. Arkası dümdüz kırmızı. Hiçbir detay yok arkasında. Ama bu araba önden çapraz sergilenecek bir araba bana göre. O yüzden çok arka kısmına takılmayacağım. Sanki böyle bir tutam ketçap bandırmışlar da böyle ellerle yaydırmışlar gibi duruyor arka kısmı. Yani işte neden neden yani şurada küçük bir far olsa neden diye soruyorsunuz artık sormuyorum gerçi geçtim o aşamaları. Üst kısmında şöyle şeritler var. Bunlar araca biraz daha agresif bir görünüm kazandırıyor. Son derece şık gözüküyor. Biraz daha şöyle yan detaylarını göstermeye çalışayım. Minik bir hatlı yos logosu var burada. Yine beyaz şeritler bu tarafta da var. Alt kısmında da çok fazla bir detayı yok. Şöyle düz çevireyim. 87 Ford Sierra Kaz yazıyor. Gördüğünüz gibi fazla da bir detayı yok. Made in Malaysia yazısı buraya gelmiş mesela. Bu çok ilginç. Normalde şurada ortada bir yerlerde olurdu. Başka alt kısmında neden bu kadar boşmuş alt kısmı? Biraz bu beni şaşırttı. <laughs> daha fazla böyle bir Hani küçük ufak defak detaylar bekliyordum. Hatta alt kısmını detaylı bir tane açalım. Ne demek istediğimi daha iyi anlayın. Muscle Mania serisinden Ford Shelby GT 350R. Bu bölümde açacağım herhalde en güzel araba olabilir. Ama birkaç eksiği var tabi. Öncelikle renginden başlamak istiyorum. Rengi beni gerçekten çok etkiledi bu arabanın. Mas mavi rengi var. Hani böyle Koyu mavi de değil, açık mavi de değil. Parlak böyle metalik bir mavi. Gerçekten ışıl ışıl parlıyor araba şu an. Işık altında görüyorsunuz. Üstünde Mustang'leri andıran iki çizgisi var. Tam tepeye kadar devam ettirilmemiş çünkü tavan siyah. Ön tarafında herhangi bir far detayı yok gördüğünüz gibi. Yapılmaya çok müsait alan var ama far detayı yapılmamış. Yıldız jantları var. Sağ ve sol taraf hiçbir şekilde sticker barındırmıyor üzerinde. Dümdüz mavi ki bu bence çok gerçekçi bir görünüm oluşturuyor arabada. Şöyle üstü siyah boyanmış bir spoiler detayı var arka kısmında gövdeyle birleşik metal. Şimdi ilginç bir şekilde önde hiçbir detay olmamasına rağmen arkada bütün detayları yerinde. Minik bir Hot Wheels logosu, işte aracın kendi logosu, stop detayları falan. Hepsi yapılmış. Neden? İnsan diyor ki neden yani? Önde şimdi şunlara biraz siyah nokta dokundurmak çok zordu da bunlar kolay mıydı? Yani böyle bir tuhaf ikilemlerde kalıyorum bu Hot Wheels'ları açarken. Yine de yıldız jantlarıyla yandan görünümü çok güzel. Bayağı da agresif bir araba. Bunu bulursanız kaçırmayın ki yeni keyiflerde bulacağınızı düşünüyorum. Farklı renklerde mutlaka çıkacaktır. Ama mavisi gerçekten çok etkileyici. Renk olarak da çok etkileyici bir mavi. Gelelim bir sonraki arabaya. Madem spor araba açtık. Pardon bunun altını göstermedim. Altını bir göstereyim ne demek istediğimi anlayın. Alt kısmında ufak tefek detayları var gördüğünüz gibi. Girintiler, çıkıntılar. Bunun bu kadar düz olması beni şaşırttı bu yüzden. Hemen şöyle onu kenara alayım. Gelelim spor arabadan devam edelim. Madem spor araba açtık. 2017 model Ford GT. Ford GT'nin eskisi, yenisi hepsi oldu elimde. Şöyle paketinden çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi spor arabada görmeye alışık olduğumuz jantlar, yıldız jantlar var. Diğer Ford'ta olduğu gibi aynı jantlar birebir üstüne üzerine koyulmuş. Sadece renk değişmiş. Önde far detayları yerinde. Bu da mavi bir araç oldu bu arada. Bu da ilginç. Yine Ford logosu var ön tarafta. Güzel iki siyah çizgi de takip ediyor üstten. Son derece agresif bir görünüm oluşturuyor. Böyle uzay mekiği görünümü gerçekten bu arabada yakalanmış. Arkada egzoz çıkışlarının yeri çok güzel. Ama herhangi bir boyama yapılmamış. Mesela şu küçük alanlar stop lambaları boyansa daha güzel olabilirmiş. Neden boyanmamış anlamıyorum. Alt kısmını şöyle göstereyim. Ford GT yazıyor. Çok da fazla bir detayı yok yine alt kısmında. İlgi bir şekilde böyle üç boyutlu yazıdan çıkmış gibi tırtıklar var. Bu biraz şaşırtıcı. Belki de öyledir, emin değilim. Mesela alt kısmını görüyorsun, Sanki böyle alana damgayla yapıştırılmış, basılmış gibi bu kısımlar. Ford GT, işte Hot Wheels, Made in Malaysia yazısı falan. Bir dakika, bu Made in Malaysia'ydı. Ha, bu da Made in Malaysia'ymış. Tamam, bir an kar karakterine gitti aklım. Thailand, Myland karıştı kafam. <laughs> Fark mı var diyecektim, yokmuş. Evet, bu da bu şekilde. Ford GT'yi zaten birçoğunuz biliyordur. Şimdi iki araba kaldı elimde. İkisi de Ford Escort. Öncelikle şundan başlayalım. Ford Escort RS 2000. Bu aslında hızlı öfkeli de gördüğünüz araba değil. Hızlı öfkeli de gördüğünüz araba diğeri. Ama bu da ona yakın bir model olduğu için çok sevildi. Arka tarafında gördüğünüz gibi plaka ve stop detayları gayet güzel yerinde yapılmış. Plakada Hot Wheels Hot Wheels RS 2K yazıyor. Aa güzel. Ford Escort RS 2K. <laughs> güzel evet plaka detayı güzelmiş. Ön ve arka jant birbirinden farklı. Aynı şekilde şu kısımda da RS 2000X yazıyor gördüğünüz gibi. Beyaz üzerinde mavi renklerde farklı farklı şeritler var. 3 farklı tonda mavi kullanılmış. Bu da güzel. Önden baktığınızda araçta hiçbir detay görmüyorsunuz. Logo yeri var boyanmamış. Yani plastik tamponlar zaten boyanmıyor. İlginç tarafı altının şöyle beyaz olması. Bu kısım oynamıyor. Daha önce bu şekilde tampona sahip olan arabalarda bu kısım oynuyordu ama bununki oynamıyor. Ben oynayacağını düşünmüştüm açıkçası. Kaput kısmında şöyle iki farklı hava geçişi var. Ayna detayları gayet güzel yerinde. Siyah camları var. Camda şöyle bir gölgelik var. Yani detayı biraz daha girmeye çalışayım. Görüyorsunuz şu an evet biraz daha şöyle görebiliyorsunuz. Gölgelik kısmına bu biraz ilginç. Normalde bunlar Hot olmayan detaylardı. Belki 2023'te bir şeyler değişmiştir. Önde çentikli jant, arkada klasik arabada görmeye alışık olduğumuz bir jantı var alt kısmında komple beyaz. Şöyle biraz daha detaylı göstermeye çalışayım. Evet, bu da bu şekildeydi. Herhalde bu bölümdeki en sevdiğim araba olabilir. Çünkü şöyle baktığınızda gerçekten basık ve havalı bir araba gözüküyor. Aynı şekilde arka detayları çok hoşuma gitti. Stopların böyle üç renk boyanmış olması çok güzel. Bayağı iyi. Evet, bu bunu da bulursanız kaçırmayın derim. Gerçekten seveceğiniz bir araba. Gelelim bu bölümün son arabasına. Ford Escort 70 model RS 1600. Bu hızlı ve öfkeli de gördüğünüz araba. Zaten o mavi hızlı ve öfkeli arabasını da açmıştık. Hot Wheels'ın hızlı ve öfkeli özel serisinde açmıştık, incelemiştik. Onu da yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Daha çok rally arabası gibi yapılmış. Şunun arka jantıyla aynı jantlara sahip. Ön arka aynı tek jant. Yine 4 numara zaten rally yazıyormuş yanında. Bunu mesela yeni fark ettim. Alırken fark etmemiştim. 4 numara arkasında bir bayrak detayı var. Yeşil ve beyaz bir çizgi takip ediyor. İlginç olmuş mavinin üzerine yeşil renk normalde kullanılmıyor Hot Wheels'ta. Şurada bir Good Year logosu var. Bu da güzel. Yine 4 numara ve rally yazıyor. Kaput kısmında renklendirilmiş beyaz ve yeşil olarak aynı şekilde sağda solda olduğu gibi. Üst kısmında da yine bir bayrak detayı var. Ön tarafta herhangi bir far detayı yok ama şu mesela şu minik sonradan eklenme farlar çok güzel parlıyor. Şeffaf oldukları için şöyle biraz daha yakından göstereyim. Biraz daha Lego parçasını andırıyorlar. Boyan masada da bayağı güzel bir detay olmuş. Bu hoşuma gitti. Aynı şekilde arka tarafta hiçbir far detayı, plaka detayı yok. Yani o açtığım mavi bunun aynı mıydı? Şu an emin olamadım şu detayları görünce. Bunun gibi şeffaf değil donukler. Plastikti. Hızlı öfkeli arabadan söz ediyorum. Bu daha güzel bence. Bu şeffaf detaylar hoşuma gitti. Lego parçası gibi görünüyorlar. Mavi ve beyaz jantları var. Mavi üzerine beyaz jantlar cuk oturmuş. Gerçekten etkiledi beni bu Ford Escort'lar. Bu bölümün favorileri oldu bence. Şöyle 6 farklı Ford marka arabayı açtık. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden farklı modellerdi. Umarım severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Eğer bu videoyu beğenirseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenerek bana destek olmayı unutmayın. Bir sonraki paket açılışında görüşmek üzere. Hoşçakalın. try to play but you're never gonna beat me look the other way what i'm doing ain't easy bloody and stained from the people who deceive me muddy hands break through the chains go free me looking for change